Her sabah yüzlerce tam ekipmanlı, dedektörlü insanlar prestijli yazlık yerlerin kumsallarında unutulmuş eşyaları aramaktalar. Bu kişilerin her birisi içten içe buralarda milyonluk hazineler bulmayı umut ediyorlar. Ancak bilinir ki böyle hazineler hiç beklenmedik zamanlarda, hiç umulmadık yerlerde bulunur. Herkese selamlar. Bugün kanalımızda sizleri tesadüfen bulunan hazinelerden bahsedeceğiz. 1992 yılının 16 Kasım sabahı Suffolk şehrinin Hoxton ilçesinde yaşayan bir Britanyalı çiftçi olan Peter Walling için diğer sabahlardan hiç de farklı değildi. Ancak ters giden bir şeyler vardı. Walling öğlen yemeğinden dönerken çekicini yolda bir yerde kaybettiğini fark etti. Geri dönmek zorunda kaldı ve arkadaşı Eric Lost'tan metal dedektörünü almasını ve geçtiği yoldaki yerleri yüksek otların arasında çekici aramasını rica etti. Kayıp çekici ararken Walling ve Lost tamamıyla tesadüfen Hoxne hazinesini buldular. Hazinenin içerisinde Roma İmparatorluğu'nun parçalanma dönemlerinden kalma 14.865 adet gümüş, bronz ve altın Roma paraları vardı. Uzmanların değerlendirmelerine göre bu hazinenin ortalama değeri 3 milyon sterlin değerindeydi. Bu define Britanya Londra Müzesi etkinliğinde en güzel yeri alarak meraklıların karşısına çıktı. Peki siz hiç tarihi değeri olan eski eşyalar buldunuz mu? Eğer cevabınız evetse yorumlarda bizlere anlatın. Nashville'deki eski bir dükkandan eski bir mumluk, tuzluk ve biberlik seti alırken bir antikacı olan Michael Sparks'ın ilgisini çeken ancak fiyatı olmayan sararmış bir evrağa rastladı. Satıcı bunun Amerikan Birleşik Devletleri'nin Thomas Jefferson tarafından 1776 yılında imzalanmış Özgürlük Deklarasyonu'nun yapılmış bir kopyası olduğunu söyledi. Fiyatını sorduğundaysa satıcı onu makul bir fiyatı yani 2 dolar 48 sente bırakabileceğini belirtti. Belgeyi inceledikçe Sparks önündeki bu belgenin bir kopya değil orijinal olduğunu fark etti. İncelendiğinde ise metnin orijinal olduğu doğrulandı. Bu karlı satış 2006 yılında gerçekleşti. Bir yıl sonra Sparks deklarasyonu Burlington'daki bir açık arttırmada 477.650 dolara sattı. 1983 yılının 28 Eylül sabahı New Mexico eyaletinin Alamogordo şehrinin basını El Paso'dan nükleer test alanına doğru hareket halinde olan 20 tırdan oluşan bir konvoy olduğu bilgisini verdi. Akşama doğru şehirdeki okullu çocukların arasında şehrin dışında bulunan kocaman Atari oyun kasetleriyle dolu olan bir çöplükle ilgili söylentiler yayılmaya başladı. Alamogordo şehri civarındaki adeta bir toplu mezarlığı andıran çöplüğün asıl sakinleri Steven Spielberg'ün efsanevi filminin ismini taşıyan E.T. The Extraterrestrial isimli Atari 2600 oyunlarıydı. Ancak filmden farklı olarak oyun çoğu oyuncuya fazlasıyla kötü geldi. Bugüne kadar tüm zamanların en kötü oyunları arasında en üst sıralarda olabilir. Evet, şimdi biz de tam olarak bundan bahsediyoruz. Dünyada oyunun tasarımcısı olan Howard Scott dışında ekranda tam olarak ne olduğunu kimse anlayamadı. Oyunun gömülme olayı ise 2014 yılında oyunun tasarımcısı hala hayattayken onay aldı. Uzmanların değerlendirmesine göre oyunun gömülen kopyasının sayısı yüz binlerceydi. Bugün oyunun bu sahipsiz kasetleri ise bazı koleksiyoncular tarafından çıkartılmak istenen bir hazine gibi değer kazanmaya başladı. 90'lı yılların sonlarında Indiana şehrindeki adını vermek istemeyen bir matbaacı 30 dolara ikinci el bir mobilya seti satın aldı. Bonus olarak da bu setin önceki sahibi tozunu almaktan bıktığı eski bir tabloyu da almasını teklif etti. Yeni sahibinin evindeki mobilya hemen yerini buldu. Ancak tabloyu duvardaki bir deliği kabaca kapatması için alelade yerleştirdi. Bir akşam Masterpiece adlı masa oyununu oynarken oyunun kartlarının birinde matbaacı bu tablonun olduğunu gördü. Son derece şaşıran adam internetten
hemen araştırmaya koyulur ve bir sonuca varır. Eski sahibi tarafından hediye edilen tablo 19. yüzyıl ressamlarından Martin Johnson Hayden'in tablosuna aittir. Duvardaki o deliği kapatan tablonun Martin Jones Hayden'in altın kadife üzerindeki Manolya adlı tablosunun orijinali olduğu teyit edilir. 1999 yılında matbaacı bu önemli eseri 1.250.000 dolara Houston Güzel Sanatlar Müzesi'ne satar. Sonra da evine güzel bir tadilat yaptırır. 1974 yılında Sin şehrinde sıradan bir köylü artezyen kuyusu kazmak için Lişan Dağı'na doğru yola koyulur. Ancak kazdığı yerde su yerine birçok garip küçük parçalar görünce şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırır. İşte böylece insanlık tarihindeki en önemli arkeolojik kazılardan birinin hikayesi başlamış olur. M.Ö. 3. yüzyılda Çin'i birleştirmeyi başaran İmparator Tisin Shudi'nin topraktan yapılmış ordusu 8099 adet savaşçı, at ve bronz at arabalarından oluşan bu toprak ordu imparatorun mezarının doğusunda 1,5 kilometre mesafede bulunmaktı. Mezar taşının yapılması emrini ilk hanedan imparatoru Tisin Shuindi 13 yaşındayken yönetimi ele aldıktan hemen sonra verdi. Bu mozolinin yapılması için 700 binden fazla işçi ve 38 yıl gibi bir süre gerekmiştir. Temizlemeler ve yeni kazılar hala devam etmekte. Bu videomuzda hepsi bu. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere.